Merhaba sevgili öğrenciler. Atomun yapısını birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Geçen dersimizde atomu oluşturan temel taneciklerden, yani proton, nötron ve elektrondan bahsetmiştik. Atomu oluşturan 3 temel tanecik vardı. Proton, nötron, elektron. Şimdi bu dersimizde de izotürler dediğimiz, yani izotop, izobar, izoton ve izoelektronik kavramlarından bahsedeceğiz. Defterler, kalemler hazır. Not almayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Ders kitaplarından da paralel olarak konularımızı takip edelim lütfen. Bölüm sonu sorularını ve ünite değerlendirme sorularını da yine ne yapıyoruz? Defterimize çözmeyi unutmuyoruz. Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitimimiz başlıyor. Derslerimiz başlıyor. Yanınızda gelirken ders kitaplarını ve kimya defterlerini getirmeyi unutmuyoruz. Şimdi izotürler konumuza İzotop ile giriş yapalım. Şimdi, çoğunlukla bir elementin atomlarının tamamı aynı kütleye sahip değildir. Bir elementin atomlarının tamamında proton sayısı ise nedir arkadaşlar? Aynıdır. Şimdi, atom kütlesi hesaplamalarında elektronların kütlesi ihmal edilir. Bunun için aynı element atomlarındaki farkı, kütle farkı nötron sayısından kaynaklanır. Atom numaraları aynı ancak kütle numaraları farklı olan atomlara biz izotop atomlar diyoruz. Bakın burada başlık kısmına bakarsanız P harfini özellikle ne yaptım? Kırmızıyla büyük yazdım. Proton sayıları aynı olan atomlara ne diyormuşuz? Proton sayıları aynı olan atomlar. Atomlar biz onlara izotop atomlar diyoruz arkadaşlar. Şimdi izotop atomlarda proton sayıları aynı. Ancak fark nerede? Nötron sayılarında fark var arkadaşlar. Nötron sayısı farkından dolayı da kütle numaraları ne olacaktır? Farklı olacaktır. Şimdi burada magnezyum, bakın kütle numarası burada 24. Burada da kütle numarası nedir? 25. Ancak bakıyorum burada 12, 12 atom numaraları. Şimdi elementlerin atom numaraları nedir? Aynıdır. Atom numaraları aynı. Kütle numaralarının farklı olduğunu görüyoruz. Bakın burada 24 kütle numarası, burada 25. Atom numarası aynı. Atom numarası aynı. Kütle numarası farklı. Bakın kütle numarası farklı olan atomlar izotop atomlardır. Başka bir deyişle atom numarası proton sayısına eşitti. Başka bir deyişle proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Şimdi biz nötron sayısını nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Şimdi burası protonsa burası da nötrondu. Burası ne olacaktı arkadaşlar? Kütle numarası. Biz onu A harfiyle gösteriyorduk. Şimdi proton artı nötron kime eşitti? Kütle numarasına eşitti. Eğer proton sayısı 12 ise nötron sayısı buradan kaç olacaktır arkadaş? 12. Proton artı nötron eşittir. Bakın 24 oldu. Diğer magnezyum atomuna baktığımda 12. Peki proton sayısı 12. Nötron sayısı kaç olmalı ki kütle numarası 25 olabilir? Tabii ki 13 olursa bakın 2, 3 daha 5, 1 daha 2. Şimdi bu iki magnezyum atomuna bakalım. Bunlar aynı elementin farklı kütleli. Farklı kütleli. Gördünüz mü? Birinde 24, birinde 25 kütle numarası. Farklı kütle numaralı atomları. Biz dedik ki şurada bakın proton sayıları aynı. Nötron sayıları bakın nötron. Buraya yazıyorduk nötron sayılarını. Nötron sayıları ne olacak? Farklı olacak. Gördük burada 12 iken burada nötron sayısı kaçtır? 13'tür. Demek ki bizim için izotop atom olabilmesi için proton sayıları aynı olacak. Diğerleri farklı olacak arkadaşlar. Bakın aynı olmayacak. Şimdi elementlerin çoğunun doğada birden çok izotopu vardır. Örneğin hidrojenin doğada 3 tane izotopu var. Bunlar hidrojen, bakın 1,
Burada arkadaşlar nötron sayısı ne olacak direkt? Sıfır olacak değil mi? Yani nötronu yok. Diğerine geldim. Neymiş? Döteryum. Bakıyorum. Yine burada proton sayısı 1. Kütle numarası kaç? 2. O zaman burada nötron, bir tane nötronu var diyebilirim. Şimdi buraya geldim. Burada da tritium var. Yine hidrojenin izotopu. Burada nötron sayısı kaç olacak arkadaşlar? 2 olacak. Çünkü neden? Proton artı nötron eşittir. Bana kütle numarasını verir her zaman. Yine burada da bakın proton artı nötron eşittir. Kütle numarası. Şimdi arkadaşlar bir elementin izotop atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır. Ancak farklı olanlar nedir? Fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Şimdi bir maddenin kimyasal özelliğini kim belirliyor? Proton ve elektron sayısı belirliyor arkadaşlar. Demek ki proton kimyasal özelliği belirliyorsa, yani kimlik özelliğini kazandıran protondur. Bakın burada da hidrojenin doğada bulunan 3 tane izotop atomu var. İzotop. Tekrar vurguluyorum. İzotop. P harfi. Proton sayıları aynı olan atomlar izotop atomlardır. Şimdi uranyumun yaygın bilinen izotoplarından 2 tanesi kütle numarası 235 ve 238 olan izotoplardır. Bakın kütle numarası da 235 ve 238 olan izotoplar. Şimdi uranyum 235 izotopu atom bombası ve nükleer reaktörlerde kullanılırken uranyum 238 arkadaşlar izotopu farklı özellikler gösteriyor. Bir element atomunun kimyasal kimlik özelliklerini sadece proton sayısı belirlerken kimyasal özelliklerini bakın proton ve elektronlar belirliyor. Demek ki neymiş? Kimlik özellikleri dediğim zaman kimlik yani karakteristik özellikler kimlik özellikleri kim tarafından? Proton sayısı tarafından belirlenirken kimyasal özellikleri kimyasal özellikleri kim tarafından belirleniyormuş? Proton ve elektron belirliyormuş arkadaşlar. Elektron sayıları kimyasal özellikleri belirliyor. Şimdi atom çekirdeğinde bulunan nötronlar kimyasal değişimlerde rol oynamazlar. Nötronlar sadece element atomunun fiziksel özelliklerinde belirleyici oluyor. Şimdi biz şu bizim X elementimiz olsun. Burası protondu, burası nötrondu. Burayı da A ile gösteriyordum. Neydi? Kütle numarasıydı. Değil mi? Atom numarasını neyle gösteriyorduk arkadaşlar? Z ile gösteriyorduk. Devam edelim. Kimyasal özellikleri değiştiren bir atomun fiziksel özellikleri de değişeceğinden dolayı protonlar, elektronlar ve nötronlar fiziksel özelliklerde nedir? Belirleyicidir. Şimdi kimyasal özellik dediğimde benim aklıma direkt ne gelecek? Protonlar ve elektronlar. Bakın. Şurada kimyasal özellikleri değişen bir atomun fiziksel özellikleri de değişeceğinden dolayı protonlar, elektronlar ve nötronlar fiziksel özelliği belirleyicidir arkadaşlar. Kimyasal özelliği kim belirler dersek ne diyeceğiz? Protonlar ve elektronlar diyeceğiz. Geldik izoton kavramımıza. Şimdi proton sayıları farklı, nötron sayıları aynı olan atomlara biz ne diyoruz? İzoton atomlar diyoruz. Bakın burada az önce P harfiydi izotopta değil mi? Şuradan bakalım. P harfiydi. Hangileri aynıydı? Proton sayıları aynıydı. Şimdi izoton atomlara geldiğimizde kimler aynı olacak? Bakın nötron sayıları aynı olacak arkadaşlar. Nötron. O yüzden burada N harfini aklınızda kalsın diye kırmızı ve büyük harfle yazdım. Şimdi nötron sayıları aynı olan atomları ne diyormuşuz?
atomlar diyormuşuz. İzoton atomlarda kimlik, kimyasal ve fiziksel özellikler farklıdır arkadaşlar. Şimdi proton sayıları atom numarası, yani proton sayısı eşittir atom numarası. Lütfen bunu karıştırmayalım. Proton sayısı ve atom numarası aynı şeyi gösterecek bize. Bakın burada magnezyum atomunun proton sayısı kaçtır dediğim zaman 12 diyeceğiz. Magnezyum atomunun atom numarası kaçtır dediğimizde yine 12 diyeceğiz. Sodyuma baktığım zaman proton sayısı kaçtır dediğimde 11. Sodyum atomunun atom numarası kaçtır dediğimde yine ne diyeceğim? 11 diyeceğim. Şimdi proton sayıları farklı. Sodyum ve magnezyum atomlarının örnekleri birbirinin nedir arkadaşlar? Bakın, nötron sayısı şuradaydı. Nötron sayısı şuradaydı. Şimdi kütle numaralarına bakıyorum. 24, 23 kütle numaraları farklı. Proton sayılarına bakıyorum. Magnezyumda 12, sodyumda 11. Nötron sayılarına baktığımda magnezyumun 12 tane nötronu var. Sodyumun yine 12 tane nötronu var. Baktım. Nötron sayıları aynı. O zaman ben bu iki atoma ne diyeceğim arkadaşlar? İzoton atomlar diyeceğim. Ya da sodyum ve magnezyum birbirinin izotonudur da diyebilirim arkadaşlar. Şimdi burada magnezyum ile sodyum, nötron sayıları aynı. Bakın turuncu ile göstermiş aynı olan yerleri. Nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olan atomlara ne diyormuşuz? İzoton atomlar diyormuşuz. Çok basit arkadaşlar. Şu aklınızda kalsın. N harfini görürseniz kim aynı olacak? Nötron sayıları aynı olacak. P harfini görürsek kim aynı olacak? Proton sayıları. O zaman izotop ve izoton kavramları bu şekilde aklımızda daha kalıcı bir formda yerleşecektir. Şimdi izoton atomlar proton sayıları farklı olduğu için farklı atomlardır. Bu nedenle de kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Şimdi burada flor ile neon atomlarının birbirinin izotonu olduğunu görürüz arkadaşlar. Bakın proton sayısı 9, proton sayısı 10 değil mi? Farklı. Nötron sayısına baktım. Florun 10, neonun nötron sayısı 10. Birbirinin aynısı değil mi? Kütle numarası 19, kütle numarası 20. Aynı olanlar hangileri? Nötron sayıları. Birbirinin aynısı. O zaman ben bu iki atom için izoton atomlar derim. Şimdi yeni bir kavramla devam ediyoruz. Yine izo türlerden bir tanesi izobar kavramı. Proton ve nötron sayıları farklı. Bakın burada da proton ve nötron farklı olacak. Yani X ve Y elementi olduğunu düşünürsem. Şimdi proton, nötron. Burası neydi? A. Kütle numarası. Proton, nötron, A. Ne diyor arkadaşlar? Proton ve nötron sayıları farklı. Kütle numaraları aynı olan. Yani arkadaşlar bunların A sayıları, yani kütle numaraları aynı olacak. Kim farklı? Proton ve nötron sayıları birbirinden farklı olacak. Demek ki A'lar eşit olması gerekiyor. Böyle atomlara ne diyoruz biz? İzobar atomlar diyoruz. İzobar atomlar, izoton atomlar gibi farklı atom çekirdekleri içerdiklerinden dolayı kimlik, kimyasal ve fiziksel özellikleri de nedir? Farklıdır. Proton sayıları, yani atom numarası farklı olan atomların örnekleri birbirinin izobarıdır arkadaşlar. Şimdi burada kalsiyum ve argon. İki tane atomumuz var. Kütle numaraları bakın. Kalsiyumun 40. Argonun kaç? 40. Kütle numaraları nedir? Aynıdır. Nötron sayıları ve atom numaraları farklı. Bakalım farklı mı? Şimdi
Proton artı nötron eşittir kütle numarası. Bakalım. 20 protonu var. Kaç nötronu var? 20 nötronu var. Topladım, 40 oldu. 18 protonu var. Kaç nötron olması gerekiyor 40 olabilmesi için? 22. Şimdi topladığım zaman 8, 2, 10'un 0'ı 1 elde. 2, 1 daha 3, 1 de elde. 4. Bakın burada da 18 proton, 22 nötron ve 40 kütle numarası var. Bakın A'lar eşit değil mi? Yani kütle numaraları aynı olan atomlar nedir? Şöyle bakarsak izobar atomlardır arkadaşlar. Şimdi burada da karbon ile azot atomlarını görüyoruz arkadaşlar. Karbonun proton sayısı, arkadaşlar ben şunu gördüğüm anda direkt proton, nötron ve kütle numarası. Proton artı nötron eşittir kütle numarasına. Proton artı nötron eşittir kütle numarasına. Direkt ben bunu gördükçe bunu sık sık yazacağım. O zaman ben proton artı nötronun kütle numarası olduğunu unutmayacağım. Şimdi 6 olduğuna göre 6 artı kaç dersem 14 yapar? 8. Demek ki burada karbonun 8 tane nötronu var. Buraya geldim. Azot atomu. 7, 7, 14. Demek ki burada da azotun kaç tane nötronu var? 7 tane. Bakın protonun sayıları da farklı. 6 protonu var, 7 protonu var. 8 nötronu var, 7 nötronu var. Ancak kütle numaraları birbirinin aynısı. O zaman ben bu iki atom için ne diyeceğim arkadaşlar? İzobar atomlar. İzobar atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri nedir? Farklıdır. Çünkü arkadaşlar kimyasal özelliği belirleyen neydi? Protondu. Değil mi? Kimyasal yapıyı belirleyen protondu. Kimyasal yapı, proton sayıları farklı olduğu için artık onlar birbirinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip atomlar demektir. Şimdi geldik izoelektronik taneciklere. Dersimizin başında izotürlerden bahsederken ne dedik? İzotop, izobar, izoton ve izoelektrik kavramlarını göreceğiz demiştik. İzoelektronik tanecikler başlığımıza geldik. Atom numaraları farklı. Atom numarası aynı zamanda ne demekti arkadaşlar? Proton. Lütfen unutmuyoruz. Şimdi atom numaraları farklı. Elektron sayıları ve bu elektronların yörüngelerdeki dağılımları aynı olan taneciklere ne diyoruz? İzoelektronik tanecikler diyoruz arkadaşlar. Şimdi atom numarası 20'ye kadar olan elementlerde elektron sayıları eşit olan atomların elektronlarının yörüngelerindeki dağılımları da nedir? Aynıdır. 20'ye kadar olan elektronlarda. Şimdi proton sayıları. Proton sayısı deyince kim gelecek aklımıza? Atom numaraları. Farklı olan atomların iyonları birbirinin nedir? İzoelektroniğidir. Şimdi örnek yaparken daha çok aklımızda kalacak arkadaşlar. İzoelektronik taneciklerde kimlik, kimyasal ve fiziksel özellikler nedir? Farklıdır. Ancak izoelektronik tanecikler elektron sayılarının ve bu elektronların yörüngelerdeki dağılımlarının aynı olmasından dolayı benzer kimyasal özellikler gösterebilirler. Şimdi bakalım burada flor ve neon örneğimiz var. Şimdi florun proton sayısı 9'dur arkadaşlar. Neonun ise 10'dur. Yalnız temel haldeyken bakın. Flor temel haldeyken 9 tane elektrona sahip. Neon temel haldeyken 10 tane protonu var. Şimdi biz demiştik ki nötr atomlarda yani yüksüz nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşitti. Ancak bakın burada flor bir elektron almış. Eksi yüklü bir
iyon halinde eksi yüklü olduğu için artikonun 9 taneydi. Bir tane de elektron kazandı. 10 tane elektron oldu. O zaman burada flor ile neonun elektronun sayıları eşit oldu mu arkadaşlar? 10 tane elektronu var. Neonun da 10 tane elektronu var. O zaman bu atomlar nedir arkadaşlar? İzoelektronik taneciklerdir. Lütfen defterlerimize not almayı unutmayalım arkadaşlar. Şöyle bir tekrar edecek olursam bakın. Florun proton sayısı 9. Dışarıdan bir elektron almış. Ne oldu? 10 tane elektron oldu. Neonun 10 tane protonu var. Nötr atomda zaten nötr dediğim bakın burada 0. Artı ya da eksi yüklü değil. Nötr atomlarda proton sayısı neydi? Elektron sayısına eşitti. O zaman neonun da bakın 10 tane elektronu var. O zaman flor eksi neon ile nedir? İzoelektroniktir. Evet, şimdi izoelektronik taneciklerle ilgili yeni bir örnek yapalım. Bakın burada 3 tane farklı örnek var. Potasyum, argon ve klor. Tanecikleri. Bakalım potasyumun 19 tane protonu var. Şimdi bir tane proton almış. Artı yük olunca biz ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Eksi yük olsaydı bakın şurada eksiydi. Proton sayısı elektron sayısına eşitken ne oldu? 9 artı 1 elektron dedim. 10 oldu. Burada artı olduğu için bir elektron kaybetmiş. Çünkü elektronun yükü bakın eksidir arkadaşlar. Elektronun yükü eksidir. Şöyle olduğunu düşünün. Burada 3 tane elektron var. Dışarıdan bir tane pozitif yük geldiğini düşünün. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bu elektronun birini kaybedecek. 18 tane elektron kaldı. Nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına nedir? Eşittir. Bakın 18 elektronu var. Şimdi klorun burada 17 tane elektronu var, değil mi? Şimdi bir tane daha ne gelmiş dışarıdan? Elektron gelmiş. O zaman ne oldu elektron sayısı? 18 oldu. Bakın hepsinin 18 tane elektronu var. O zaman potasyum artı, bakın potasyum artı argon ve klor eksi iyonları nedir arkadaşlar? Birbirlerinin izoelektroniğidir. İzoelektronik taneciklerin proton sayıları farklı olduğu için kimyasal ve fiziksel özellikleri de birbirinden farklıdır arkadaşlar. Şimdi tabloya bakacak olursak tabloda atom altı taneciklerin neydi atom altı tanecikler? Proton, elektron ve nötrondu. Bunu daha önceki dersimizde yine açıklamıştık. Atom altı taneciklerin sayılarının kimlik özelliği, bakın altını çiziyorum, kimlik özelliği, kimyasal özelliği ve fiziksel özelliklerini nasıl etkilediklerini vermiş bu tablo bize. Şimdi artı olarak gördüğümüz yerler, şurada belirttim parantez içerisinde, artı olanlar etkiler, eksi olanlar etkilemez. Tamam, ona göre bakıyoruz. Proton kimlik özelliğini etkiliyor. Zaten atomun kimlik özelliğini belirleyen şey neydi? Belirleyen tanecik proton sayısıydı. Proton yine kimyasal özelliği belirleyicidir. Aynı zamanda da fiziksel özelliği belirleyici bir rol alır. Bakın protonda her biri nedir arkadaşlar? Kimlik özelliklerini, kimyasal özelliklerini ve aynı zamanda da fiziksel özelliklerini etkiler. Demek ki proton hepsinde etkileyici bir tanecik. Elektrona baktığımızda elektron kimlik özelliğini etkilemez arkadaşlar. Elektron sadece
kimyasal özellik ve fiziksel özellik üzerinde etkileyicidir. Nötronlara bakalım yine tablomuzda. Kimlik özelliğini etkilemedi. Kimyasal özelliği etkilemedi. Sadece fiziksel özellik üzerinde kim etkili arkadaşlar? Nötronlar etkilidir. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Daha aklımızda kalıcı olacak arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada sodyum ve magnezyum tanecikleri verilmiş. Şimdi bunların proton sayısı, elektron sayısı ve nötron sayılarını biz bulalım arkadaşlar. Şimdi atom numarası proton sayısına eşit olduğu için sodyumun proton sayısı kaçtır? 11. Elektron sayısına bakıyorum. Biz dedik ki nötr atomda proton sayısı her zaman elektron sayısına nedir? Eşittir. Nötr dediğimde bakın burada herhangi bir yükün olmaması, artı ya da eksi yok. O zaman elektron sayısı ne olacak? Proton sayısı ile aynı olacak. Elektron sayısı da 11 olacak. Şimdi geldik nötrona. Şimdi bakın proton artı nötron her zaman kütle numarasına eşitti. Peki 11 protonu varsa o zaman kaç tane nötron olmalı arkadaşlar? 12. Bakın 1, 2 daha. 3, 1, 1, 2. O zaman nötron sayısına ne diyeceğim? 12. Bunları belirledik. Bakın bu tip sınavlarda sorarım arkadaşlar. Böyle bir atom veririm. Proton sayısını, nötron sayısını, işte elektron sayısını belirleyiniz gibi sorular sorarım. Yine üniversite sınavında da bu tip sorularla karşılaşabilirsiniz. Şimdi magnezyum atomu baktığımda yine nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşit olacağı için bakın 12 protonu var. 12 de elektron var. Şimdi proton artı nötron eşittir kütle numarası. 12 protonu varsa 12 tane de nötronu vardır arkadaşlar. Çünkü proton artı nötron kaç olacak? 24 olacak. Peki. Arkadaşlar bakın burada nötron sayılarına bakıyorum. Proton sayıları aynı mı? Hayır. 11, 12. Elektron sayılarına bakıyorum. 11, 12. Nötron sayılarına bakıyorum. 12, 12. Nötron sayıları aynı olduğu zaman ne oluyordu? Nötron izoton tanecikler oluyor değil mi? Proton sayılarına bakın 11, 12. Proton sayıları aynı olsaydı ne olacaktı? İzotop tanecikler olacaktı. Ancak burada kimler eşit? Nötron sayıları. Bakın ikisinin de 12 tane nötronu var. O zaman biz sodyum ve magnezyum için ne diyebiliriz? İzoton atomlardır. Nötron sayıları aynı olduğu için izoton atomlardır diyebiliriz. Şimdi yine ikinci bir örnekle devam edelim. Burada yine proton, elektron ve nötron sayılarını bulacağız. Bakın. Atom numarası neye eşitti arkadaşlar? Proton sayısına eşitti değil mi? 11 tane. Sodyum atom numarası 11. O zaman proton sayısı kaç olacaktır? 11. Elektron sayısına geldim. Nötr atomda. Nötr dediğim bakın yüksüz. Herhangi bir yükü yok. Eğer artı ya da eksi yük olsaydı o artık artı yüklü bir katyon olacaktı ya da eksi yüklü bir anyon olacaktı. Yani iyon haline gelecekti. Burada bizim atomumuz nötr, yüksüz. Nötr atomda proton sayısı her zaman neye eşittir arkadaşlar? Elektron sayısına eşittir. 11 tane elektron var. Yazdık. Nötron sayısına bakalım. Proton artı nötron eşittir kütle numarası yani A. 11 tane protonu var. Sodyumun. Şimdi 24 olması için kaç olacak? Nötron sayısı
3 olacak arkadaşlar. Yazalım. Nötron sayısı 13. Hemen magnezyum atomuna geliyoruz. Arkadaşlar lütfen bu örnekleri defterimize yazmayı unutmuyoruz. Proton sayısı. Geldik yine burası atom numarası. Nötr. Proton sayısı atom numarasına eşitti. Değil mi? 12. Nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşit olacağı için elektron sayısı da 12'dir. Proton artı nötron eşittir kütle numarası. 12 artı kaç olacak? 12 olacak ki 24 olsun burası, değil mi? O zaman nötron sayısı da nedir? 12'dir arkadaşlar. Burada bakın. Proton sayıları 11, 12 farklı. Elektron sayıları 11, 12 farklı. Nötron sayıları 13, 12 farklı. He, burada aynı olan şey nedir arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Aynı olan şey nedir? Bence hepiniz gördünüz şu anda. Magnezyumun kütle numarası 24. Sodyumun kütle numarası 24. Kütle numaraları aynı olan atomlar. Ne diyorduk biz onlara? İzobar atomlardı arkadaşlar. Tamam. Unutmuyoruz. Kütle numaraları aynı olan atomlara ne diyormuşuz? İzobar. Bakın kütle numaraları aynı olan atomlara izobar atomlar diyoruz. Burada sodyumun da kütle numarası 24. Magnezyumun da kütle numarası 24'tür. Evet, bir örnek daha yapalım. Bakın burada alüminyum ve oksijen iyonları verilmiş. İyon dedim bakın artık. Çünkü neden? Artık onlar pozitif ve negatif yüklerle yüklenmişler. Şimdi burada alüminyumun 13 tane atom numarası. Atom numarası proton sayısına eşitti arkadaşlar. Direkt proton sayısına ben 13 yazabilirim. Elektron sayısına baktık. 13. Artı olunca ne yapıyordum? Çıkarıyordum. O zaman kaç olacak elektron sayısı? 10 olacak. Nötron sayısına baktım. Proton artı nötron kütle numarasına eşitti. O zaman burası da 14 olacak arkadaşlar. 27 olabilmesi için kütle numarasının. O zaman nötron sayısına da 14 yazdım. Burada oksijen iyonuna geldim hemen. Proton sayısı atom numarasına eşit olduğundan hemen 8 yazdım. Elektron sayısı. Bakın 2 tane elektron gelmiş. 8, 2 daha. O zaman elektron sayısı ne olacaktır? 10 olacaktır. Demek ki eksi olunca proton sayısına ilave ediyoruz. Artı olunca proton sayısına ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Elektron sayısını bulabilmek için. Şöyle yazayım arkadaşlar. Artı ise çıkarıyoruz. Eksi ise ne yapacağız? Ekliyoruz. Lütfen bunu unutmayın. Çünkü bakın burada artıydı. Ne yaptık? 13'ten 3 çıktı. 10 tane elektronu kaldı. Burada da eksi olduğu için ekliyoruz. Kaç elektron oldu? 8, 2 daha 10. Arkadaşlar neden ekliyoruz? Tekrar söylemek istiyorum. Şimdi burada oksijenin, bakın şöyle anlatayım. Oksijenin farz edelim ki 8 tane elektronu var arkadaşlar. Elektronun yükü neydi? Eksiydi. Bakın burada eksi 2 tane dışarıdan, elektronun yükü eksi olduğu için dışarıdan 2 tane ne gelmiş? Elektron gelmiş. E zaten 8 tane elektronu vardı. 2 tane de dışarıdan geldi. Toplam kaç elektron oldu? 10 elektronu oldu. Ancak burada bakın artı olduğu için 3 tane elektron kaybetmiş demektir. Bu yüzden şimdi
Alüminyumun, bakın şöyle göstereyim. Alüminyumun 13 tane neyi var arkadaşlar? Temel haldeyken 13 tane elektron var şimdi. 13 tane elektron var. Şimdi buraya dışarıdan 3 tane artı yük gelecek. Buraya dışarıdan 3 tane artı yük gelmesi demek, buradan 3 tane elektronun dışarı gitmesi demektir. O yüzden artı olduğu zaman topluyoruz, eksi olduğu zaman artı olduğu zaman çıkarıyoruz, eksi olduğu zaman ekliyoruz. Çünkü ne oluyor? Eksi olunca bünyeye elektron kazanıyor. Artı olunca ise artı yük geldiği kadar eksi yük dışarı gidiyor. Umarım anlaşılmıştır. Yine bununla ilgili EBA üzerinden verdiğim ödevleri yaparsanız arkadaşlar ve konu anlatım videolarını izlerseniz sizin için daha detaylı olacaktır ve konuyu daha iyi pekiştireceksinizdir. Zaten yüz yüze eğitimlerde başlayacağı için bu konuları yine sınıfta da tekrar anlatacağım. Şimdi sorumuza tekrar dönelim. Oksijenin elektron sayısı 10 dedik. Nötron sayısına geldik. Proton artı nötron eşittir kütle numarası. 8 tane protonu varsa 8 tane nötronu olmalı ki burası 16 olsun, değil mi? Nötron sayısı da o zaman ne oldu? 8 oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. Proton sayısı 13. Proton sayısı 8. Elektron sayısına baktım. 10 tane elektron var. Elektron sayısına baktım. 10 tane elektron var. Nötron sayısı 14. Nötron sayısı 8. Şimdi bu iki tane iyonun elektron sayıları, bakın ikisinde de 10 tane elektron var. O zaman bu iki iyon nedir arkadaşlar? İzoelektroniktir. İzoelektronik tanecik. Elektron sayıları nedir? Elektron sayıları aynı olduğu için biz onlara izoelektronik tanecikler diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Lütfen konu tekrarlarını EBA üzerinden gönderdiğim ödevleri yapmayı unutmuyorsunuz. Derse gelirken de lütfen defterlerinizi ve kitaplarınızı da yanınızda getiriyorsunuz. Kimya defterlerimiz, yine daha önce de söylemiştim, kareli defter kullanacağız. En az 120 yaprak tercih edebilirsiniz. Gelecek ders görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.